Olur, onu size ver. Biz çalışmalarımıza koronavirüsün ilk pandemik olarak sorun yapmaya başladığı dönemden itibaren başladık. Akabinde bu çalışmalarla ilgili şu anda veri tabanlarında olan genomik sekans verilerinin tamamı üzerinde genomik analizler yaparak daha sonra bunların biyoinformatik temelli bir takım teknikler ve teknoloji kullanarak üzerine çalışmalarımız devam etti. Arkasından bunların üzerinde yaptığımız çalışmalar neticesinde protein sekans verileriyle de, protein verileriyle de çalışmalarımızı devam ettirdik. Şu anda bu koronavirüsün önemli olan proteinlerinin üzerine etkileşim yapabilen, onlara tutunabilen bir bileşiği suni zeka yöntemiyle veri tabanlarını tarayarak tespit ettik. Bu bileşik N-asetil D-glukozamin adlı bir bileşik. Bu bileşiğin ileriki zaman içerisinde klinik deneylerinin yapılması, tıp hekimi ve tıbbi alanda çalışan araştırmacı arkadaşlarla beraber işbirliği neticesinde devam edecek. Ben bu tabii çalışmaları tek başına yürütmedim. Bu çalışmada benimle beraber işbirliği yapan, gönül veren İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik Bölümünde uzman olarak çalışmakta olan Doktor Ragıp Soner Silme ve Hacettepe Üniversitesi'nden Moleküler Biyoloji Genetik Bölümünde anabilim dalında öğretim üyesi olan Doçent Doktor Çağatay Karaaslan ve aynı zamanda Moskova'da, Rusya'da şu anda Profesör Alexander Ignatov da benimle beraber bu çalışmaya gönül verdi. Bu bir ortak çalışmanın ürünü. Ben bu çalışmanın hem memleketimize hem de dünyaya hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.